Herkese selamlar dostlar. 2 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle yeni yılın ilk videosu. Herkese yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, para ne diliyorsa onların gelmesini temenni ederiz. Başlayalım isterseniz. Ufak bir bilgilendirme yapalım. Bu bilgilendirme şöyle. Katıl Telegram gruplarımız arkadaşlar yenilendi. Her ay başında olduğu gibi yine yeniledik. Ocak ayı için bir video çekeceğim zaten. Katıl Telegram gruplarının seviyelerini güncelledik. Birkaç tane içerik değişikliği yaptık. Bilginize Katıl Telegram gruplarımız Ocak ayı için yenilendi. Gelmek isteyenler Instagram'dan iletişim kurabilir. Katı Telegram butonundan girip topluluk kısmındaki linkleri tıklayıp gelebilir. Bunun bilgilendirmesini yapalım. Geçtim bunu da. Bir çekiliş, çekiliş yapmıştık arkadaşlar. Forma çekilişi. Yeni yılda bir kişiye forma göndermek istedik. Kazanan isim arkadaşlar Atakan Güler isimli arkadaşımız oldu. Instagram üzerinden bana yazarsa arkadaşın hangi forması istiyor neyse konuşalım. Formasını gönderelim. Yedek isim ise bir tane de yedek isim çekeyim dedim. Sibel Aygün isimli arkadaşımız çıktı. O da aynı şekilde Instagram'dan yazarsa ana talihli yazmazsa yedek isme dahil edelim. O da olmazsa da tekrardan bir çeker ona göre duyurusunu zaten yaparım bilginize. Geçtim bunu da. Tebrik edelim arkadaşlarımızı. Bir adet skor yarışmamız var. Ondan önce Arsenal maçı 4-2 bitti. Ve bilen çıktı. Ben az önce yorumlara bakıyordum. Görsellere hazırlıyordum. Yani bilen yoktur diye şöyle aşağı doğru kaydırıyordum. Kara kutu isimli arkadaşımız bilmiş. Hatta kendi de yorum yapmış. Ben de yorum yaptım. Helal olsun diyerekten de. Arkadaşımızı Ocak ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza misafir edelim. Instagram'dan yazması bizim için yeterli. Ve sizlere maç skoru yarışması olaraktan da Rangers'la Celtic'in bir maçı var. İskoçya derbisi. İnanılmaz bir maç olacak bence. Ben çok seviyorum bu İskoçya. Özellikle Rangers Celtic ki bu sezon Celtic inanılmaz formda. Birazdan bahsedeceğim. Aldım bültenimi. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Herkese bol şanslar. Bilen bir arkadaşımızı yine katıl butonumuza dahil edelim. Geçtim bunu. Kombinelerde dün de oldu ona baktığımız zaman da sol tarafta ver, görmüş olduğunuz 2.95'lik bir Premier League kombinesi vardı. Fulham'ın atacağı 2 gol Manchester City'nin ilk yarı galibiyeti Brighton maçına da var olarak aldım. Toplamda 2.95 gibi orandan kazandırdı sol taraftaki kombinemiz. Değerlendirenleri tebrik edelim kazananlar vardı. Katılım butonunda sohbet odasında konuştuk zaten. Sağ taraftaki ideal kombinemdi. 1.89'luk orandan ideal bir kombineydi. Ama 3 oranlı kombinemiz geldiği için zaten amortileri katla ufak da bir kazanç elde ettiğimizi belirtelim. Newcastle 0-0 bitti. Barcelona 1-1 bitti. Patlayan iki maçı yan yana koymuşuz. Yani biri pa x kombine patlayacağına böyle bir kombineli x patlaması benim için daha güzel. Geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptık diye baktığımız zaman da dünün canlıları güzeldi. Arsenal maçından ilk yarının üstünden aldık. Arsenal'ın atacağı ikinci golden aldık ilk yarıdan. E, toplam golden aldık. Brighton'ın golünden aldık. Varım'dan aldık. Üstünden aldık. Jartun'dan Curtun'dan her şeyinden aldık. Etinden, sütünden başına zaten kazanarak giriş yaptık. Çok güzel oldu. Sağ tarafta da Real Sociedad maçı vardı. Toplam gol 1.5 dakika 65'te geldi zaten. Real Sociedad'ın atacağı bir gol 1.88 gibi oranında o da verildi. Canlı maçlarımız geldi. Tebrik edelim. Hatta bu sabah yaptığımız canlı maçları göstermek istiyorum. Şöyle bir günaydınlar yazaraktan başlamışız güne. Şöyle bir tenis maçıyla 1.65'ten verilmiş. Bakartur maçı 3.5 verilmiş. Hop girde 1. Sonra bir set daha bir tenis daha verildi. Harta, darta verildi. 1.70 orandan. O geldi mi? Sonra bir tenis daha verildi. O da geldi. Bu da geldi. Bu da geldi. Sadece şurada 2.18'lik bir son canlımız vardı. Toplamda 5 adet canlı yapıldı bu sabah. 4 tanesi geldi. Yatanda da 18lik zaten ufak olarak belirttiğimiz canlıydı. Onun dışında dediğim gibi bu sezonda bu şekilde ilerlemeye, bu yılda bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Herkese bol şanslar. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesinde bir like gelirse çok teşekkürler. İsterseniz direkt videomuza başlayalım. Like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Artı 300 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Rangers maçıyla başlayalım. Öncelikle bu sezonki izlenimlerimden bahsedeyim ben. Celtic'i de Rangers'ı da izledik. Nerede izledik? Kendi ligindeki oynadığı maçları izledik. Son maçını izledik. 4-0'lık ve 3-0'lık ne Celtic galibiyeti vardı. Celtic o maçta Rangers'ı var ya öyle böyle ezmedi. Yani öyle böyle ezmedi Celtic o maçta. Ki bu sezonda şunu söylemek gerekirse. Celtic'in oyunu Rangers'ın oyununa göre iki kat daha iyi. Bak net olarak söylüyorum ben bunu. Sadece burada deplasmanda olması biraz sıkıntı oldu. Celtic. Kendi eminim olsa ben burada Rangers'ın gol atmasına belki ihtimal bile vermezdim. Öyle bir oyun sergiliyordu Celtic. İyi de başladı lige. Yeni yılda Dünya Kupası sonrası da iyi başlayan bir Celtic var. Yeni yılın ilk maçını güzel bir karşılaşmayla başlayalım dedim. Şimdi her iki takımın da kadrosuna baktığımız zaman da önemli bir eksiklik var mı diye baktığımız zaman da Celtic tarafında önemli bir eksiklik yok. Kent oynuyor, Morales oynuyor, Tillman da arkalarında. Tamam Rangers tarafında zaten hücum hattı iyi. Celtic'e baktığımız zaman da Abada, Maeda, Furuşahi gibi isimler de oynuyor. Jota Felipe de oynarsa yedeklerde muhtemelen o. O da inanılmaz bir oyuncu. Sol, açık, e, sol açıkta Portekizli. De inanılmaz. Şimdi ben bu maçı şöyle aldım. Rangers kendi evinde olmasından dolayı ve taraftarın gücüyle birlikte bu maçta biraz basacaktır gibi geliyor bana. Yani önde basaraktan da ilerleyecektir. Ben Celtic'in atacağı bir golü aldım. Zaten Celtic'in golü ben banko görüyorum biraz. O yüzden burada bir var tercihini idealden aldım. 1.44 gibi oranı vardı. 1.42 gibi orana düşmüş bilginize. Bunu aldıktan sonra yüksek oranla ne yapabiliriz diye baktığımız zaman maçın favorisi burada Celtic. Doğru bence tabii ki. Burada deplasmanın atacağı 2 gole de bence ihtimal verilebilir. Benim skor beklentim de burada 2 1lik bir Celtic galibiyeti olduğundan dolayı bunu da böyle ekstra yüksek orandan sizlere önerebilirim. Ama ideal olarak var tercihini almak daha mantıklı. Brentford'la Liverpool mücadelesi. Liverpool son oynadığı karşılaşmayı 2-1 gibi skorla kazandı. Yani Faiz'in attığı golleri gördünüz mü? Register iki taneken ilk kere kombinede ilk kere bir vardı. Yanında Fenerbahçe deplasman 77.5 üst vardı. Fenerbahçe patur putur atıyor. Geldi zaten o. Liverpool maçını izliyoruz o an. 1-0 geriye düştü. Ulan ha geldi ha gelecek goller derken. Youtube'da da 2.5 üstüne bir vermişim. Dedim ulan niye değiştirdim dedim. Söve söve bir hoş ettim. Yani Leicester'ın defansı Faiz kendi kalesine 2 gol attı. İnanılmaz gol ikisi de. O yüzden ilk yarı birimizle geldi. Güzel bir maç oldu. da iyi oynayan bir takım. Kendi evinde Brentford'a yani Liverpool'a baktığımız zaman da mesela Bournemouth'a baskı 90 Bournemouth'a karşı 90 dakika baskı kurabilirsin. Liverpool olarak. Fakat Brentford'a 90 dakika baskı kuramazsın da dişli bir takım. Ben güzel keyifli bir maç olmasını beklediğimden dolayı golli bir maç geçer gibi geliyor bana. Yine beklenti skoru arkadaşlar. 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti de olsa. Hemen eksiğine de bakayım şöyle şu tekrardan. Ee, aynı eksikler devam ediyor. Tamamdır herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Toney sanırım bu maçta biraz oynamaya oynamayabilir. Öyle gözüküyor. Brentford önemli eksik. Fakat Emre Mumu ve Vista oynayacak onun yerine. 2.5 üst olarak bir 41 orandan ideal olarak ter tek tercih olarak yapılabilir. Mücadelenin 2-1 gibi bir skor beklentisi var. Bu skor beklentisinde bence geçebilir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Montpellier ile Marsilya mücadelesi. Yine güzel, keyifli bir maç olmasını bekliyorum ben burada. Montpellier takımında keyif veren bir futbol var ve kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da genellikle açık oyununu sergileyebilen takımlardan bir tanesi. Marsilya'da geniş boşlukları seven takımların bence Fransa'da başında geliyor. Paris mesela bunu Mbappe ile geniş boşlukta her zaman çok iyi yapabiliyor. Veya Neymar vesaire. Fakat Marsilya da arkadaki isimlerle birlikte Payet olsun, Yengi Ünder olsun, boş alan gördüğü zaman da Özellikle kanatlardan bir anda içeriye girebilen oyuncular bunlar. Payet olsun. Cengiz'in Cengiz hele sola çekip şut çekmeleri. Geçen maçta fena alttan attı. Şöyle bir 6 tane bile gol attı. Sanırım ama 7 tane isabetli şutu vardı. Biraz da şans yani. Her vurdukları girdiği gibi bir olay oldu Marsilya'nın da. Ama çokça denediler. Onu da belirtelim. Ben yine burada keyifli bir maç beklediğimden dolayı Montpellier'in öne çıkıp, öne çıkmasından ve gol bulma ihtimali yüksek olmasından dolayı mücadele geneline toplam gol 2.5 üst aldım. Onun da oranı 1.49 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu mücadeleyi de 2.5 üst olarak değerlendirebilir. Marsilya zaten formda. Montpellier de buna ayak uydurabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Geçtim bunu. Rennes'le Nice mücadelesi. Rennes takımı arkadaşlar son mücadelesinden mağlup oldu. 3-1 gibi bir skorla Rimes'e mağlup oldu. Fakat oyun olarak baktığımız zaman da ben maçı 90 dakika izlemedim. Özetini izledim. Rennes'in girdiği pozisyonlar fazla. Ren'in zaten herhangi bir önemli sakatlığı var mı diye baktığımız zaman da önemli bir sakatlığı da yok. Terrier, Kalimendo, Gururi gibi, Garuri gibi isimlerle birlikte sağda olacaktır. Hücum hattı zaten iyiydi ki. Veli biz, Fenerbahçe karşısında izledik, Avrupa maçlarında izledik, Lig'de de izlediğim takımlardan bir tanesi. Ben burada Ren'i bir adım önde görüyorum. Mis takımına baktığımız zaman da bu tür maçlarda, deplasmanda bir gol atıp kapanmayı seven takımlar veya şöyle söyleyeyim, Zaten burada Rene çok fazla boşluk vermek istemeyen minis takım olacaktır. 3-4-3 şeklinde sahaya çıkacaklardır. Burada Nice takımı çok fazla boşluk vermiyor, deplasmanda da kapanıyor. Bir tane gol atmaya çalışıyor kontradan veya uzun toptan sonra. Sonra geçmiş olsun. Bu ürün cenaze namazına. Nice takımı gerçekten ondan sonra bir gol atarsa fena yatar. Fakat ben ona çok fazla Ren tarafını bu yüzden ben bir adım önde tutuyorum arkadaşlar. Ben burada Ren'in doğrudan galibiyetine gideceğim. 1.59 gibi zaten oranı var. Bence taraf risk olarak oranı karşılıyor. Risk oranı bence gayet güzel. Oran da güzel. 1.59'dan ren galibiyet alalım. Hatta şöyle de bir düşüncem var. Ren galip gelirken bu maçta Nisin oyunu kaynaklı. 5 golünde çıkmasını beklemiyorum. Biraz daha yüksek oranı çıkartmak isterler. 1.88'e kadar 4.5 altında. Hatta 2.30'dan da 3.5 altında bir sistem kuponuna falan atabilirsiniz. Veya düşük misli oynayanlar bu şekilde riskler alaraktan da oranı yükseltebilirler. Değerlendireceklere Bol şanslar diyelim. Ren maçına da geçiyorum. Toplamda 4 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Sizlerden ricam videoyu atıcağım like'lar like, lar, like lar ve yorumlardır. Değerlendirecek kadar bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.